Lojmanların ve misafirhanelerin olduğu barınma birimlerini çözdüm. Bu kısımda da öğrencilerin barınma birimlerini çözdüm. Buralarda yırtık açarak, örneğin buradan gelindiğinde, yani dolanmasına gerek kalmasın düşüncesiyle, aynı zamanda da bu ortadaki keyifli mekana girebilmek için burada bir yırtık oluşturdum zeminde. Aynı zamanda bu yırtık hem erkek öğrenci yurdunu hem de kız öğrenci yurdunu bir şekilde aslında ayırmış oldum mahremiyet açısından. Peki şimdi kızlar ve erkekler aynı yerden girecekler dedin ve idari birim de aynı yerden girecek dedin, değil mi? Yok, farklı yerlerden. Bu kısım kız, bu kısım erkek. Buradan kızlar giriyor, erkekler buradan mı? Yok hocam, aslında şu kısım benim bir üst örtüm olacak burada. Tamam. Burası zeminde aslında boş, üst katta doluyor. Yani şurası nokta Burada, nokta olacak o zaman. evet. Yani burada bir üst ört var sadece şu anda. Bu kısımdan geliyor kız öğrenci yurdu. Bu Kızlar kısımdan da buradan erkek. girdi. Erkekler Evet. de buradan mı girecek? Evet. Peki şimdi kaç tane kız, kaç tane erkek öğrenci olacak? Şöyle katta, hemen söylüyorum. Katta 4 tane 3 kişilik kız grubu, kız odam var. 3 tane de 4 kişilik kız odam var. Odalar nerede? Ben üst katta mı göreceğiz onları? Evet. Alt Yani kattaki mekanlar neler? Şunlar. hocam, aslında onlar, bu dediğim benim merdivenler vardı ya, aslında o merdiven, onlar benim merdivenim şu anda, programdan dolayı çarpı olarak gözüküyor sanırım, değirden dolayı. Bunlar aslında benim merdivenlerim. Asıl mekanlarım şurası. Peki akademik personel, idari personel için bir lojmanın var mı? Evet, onlar bu kısımda. Onlar Onları da bunun üstünde. evet. Bunların altında öğrencilerin ve işte lojmanda kalanların sosyalleşebileceği alanları ve işte lobi gibi, belki işte çamaşırhane gibi, spor salonu gibi alanları çözdüm. Üst katta dediğim gibi bu şekilde merdiven buradan çıkıyor. Burada iki yatak odalı bir çözümüm var. Sonrasında bu da tek kişilik bir çözüm. 1+1 şeklinde diyebilirim. Girdiğinde yatak odası için bir oda, sonrasında sağda bir mutfak nişi karşılıyor ve oturma birimi, ve solda da ıslak hacmi şekilde. Bunun gibi bu şekilde her katta 12 ta 9 tane 2 yaşam alanlı birimim var. 12 tane de bir yaşam alanlı birimim var. Köşe odalara bir daha bir bakabilir miyiz? Bir de çocuğu olan aileler için herhangi bir çözüm yok herhalde. Kalmasınlar onu. Yok hocam, bu işte çocuğu olan bir aileler için. Buradan girdiğinde bir salonu var. Karşı mutfağı. Onun yanında bir çocuk odası. Tek çocuklu Sonra, olan bir aile için. 3+1 durumları yok. evet yani. Peki şu öteki köşe odalara bir bakabilir miyiz? Yok, şu taraftakilere. Hangisi hocam? O tarafta. Mesela şu odada Bu. Hocam, burada bir yanlışlık olmuş. nerede olmuş? Bu şey çözümünde yanlışlık olmuş. Yani şu an fark Bilmiyorum. ettim de. Hazır olup da oyunca bu kadar oluyor desin. Yani aslında buradaki bu ıslaklarım olmayacak. Bu ıslaklar bir karışmış yani, burada nasıl öyle oldu anlayamadım, ama aslında bu çözüm, o çözüm bu.
Ya burada şimdi şöyle bir şey var. Biz Aracülü'de hatırlarsan sosyal olarak baktığımız zaman zaten buradaki akademik personelle idari personel bir aile gibi olacağından bahsetmiştik. Ama hani bekar olan ailelerin gereksinimiyle çocuksuz ailenin gereksinimi ve çocuklu ailenin gereksinimi farklı. Çocuklu olanlar mutlaka bir park alanı, işte kısmi çocukların birbirleriyle sosyalleşebilecekleri bir alana ihtiyaç duyacaklar. Yok bisiklet binmek falan, paten kaymak gibi gibi. Evet. Ama 1+0 olanlar da olmalı burada. Şöyle Evet. ki bir asistan arkadaşımız yeni gelmiştir. Hani evlenene kadar orada şeyde kalabilir, 1+0'da. Evet. Oldu, hani evlendi, ona göre 1+1 tadında bir yer olmalı. İşte tek çocuğu olduğunda 2+1, iki çocuğu olduğunda 3+1'e geçebilmeli gibi gibi alternatiflerimiz olmalı. Peki bunlar acaba hepsi aynı blok altında mı konumlanmalı? Hani ara jüride, ödev jürisinde biz bunlardan bahsetmiştik. Tamam, aynı çatı altında toplamak çok güzel, çok mantıklı. Ama hani ne kadar doğru olabilir? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Hocam aslında ben şu şekilde de düşünmüştüm. Yani 2+1'lerin olduğu bir yapı, sonrasında bu 1+1'lerin, hatta onlar da, yani şu anda mesela iki tane aslında bir mekan oluşuyor. Avlu olarak baktım Ölçekte biraz mekan problem oluşuyor. var mı peki Çiğse? Efendim? Ölçekte bir problem var mı? Yok hocam, DVG'den almıştım. Yok, ben şey için diyorum. Şimdi blok uzunluklarına baktığımız zaman hani buraya bu kadar blok sığmıyor gibi geliyor. O yüzden dolayı şey yaptım. Yani Şöyle ölçebilirim. mesela Sarısu'yla hangar arasındaki mesafeye bir bakmak gerekiyor gerçekte. Yani şu mesafe çok gitti. Yani şu mesafe ne kadar? Ona bir bakmak lazım. Hocam orası. Yani blok olarak baktığımızda anlatabiliyor muyum? 192 metre. 192 metre. Bizim bloğumuzun kendi uzunluğu da yaklaşık 120-130 metre var o zaman. Doğru mu? Gibi, evet. Oldukça uzun. Bunu bir şekilde şey yapmak gerekebilir. Tek blok olarak çözmek çok zor zaten. Bir de yapının hantallığını düşünmek gerekiyor. Monoton olmaması lazım burada. Evet hocam, onun içinde aslında bu gereksinimlere göre bu belki spor alanı olduğu kısım tek katlı. Sonrasında bu öğrenci birimlerinin, yani bunlarda bir kod farklılıkları aslında yapmayı planlıyorum. O şekilde düşündüm. Yani kimisi iki katlı, kimisi bir katlı. Aslında kesitte de baktığında o kütleyi monotonluktan uzaklaştıracak o hareketliliği yakalayabilirim diye düşündüm. Ya bir de zemin katta hani böyle bir manzara bu tarafta çünkü. C Evet. tepesinin burada şu tarafta olduğunu düşünürsek spor salonunun zemin katta yer alması çok doğru değil. Ben aslında yani burayı bir yeşillik olarak düşündüm. Hani hem yeşilliğe bakarken spor yaparlar gibi düşünmüştüm ama nerede olmalı peki hocam? Sence nerede olmalı? Yani proje şimdi çok kısa sürede hani 1+1'leri ve 1+0'lar, 2+1, 3+1 hani bunları çözümlendiği için ben şey yapıyorum. Normalde bunun yerinin burası olmaması gerekiyor. Kaldı ki şenlik alanı falan olacak. Yani paraşütler falan şurada iniyor. Buradan yani paraşütleri bakım için bu taraflara götürmeye çalışıyoruz. Hani onların da çözülmesi gerekiyor. Ve buraya eğer inişler olacaksa burada yani o paraşütlerin inerken izlenebilmesi, kimler tarafından izlenecekse o mekanları bu taraflara almak lazım bir. İkincisi şenlik esnasında hizmetle bağlantılı olarak yani lojistik desteği hangi odalar, mekanlar sağlayacaksa onları buraya yakın bir yere çözmek
koymak gerekiyor. Hocam peki yani bu belki sosyal alanları hani buraya da bir alabilirim diye düşündüm ama o zaman bu kısmın manzarasını kapatmış olmaz mı? Yani onu işte dengeli bir şekilde koymak gerekiyor. Çünkü hani bizim şurada bir uçuş kulemiz var, değil mi? Evet. Şuralarda bir yerlerde. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam yani takribi Şu kule. kısımda hocam, şu kısımda gibi. Arısuyun hemen dibinde diyebiliyordum. Değilmiş. Tamam. Yani mesela uçuş kulesi burada böyle bir şeydeyse, yükselen bir şeyse, biz bunun yüksekliğini hani şöyle bir kesitte şurada bir uçuş kulemiz varsa bir saniye bir daha doğru düz çizmeye çalışalım. Şöyle bir şey almaya çalışalım. Silüet koymaya çalışalım. Burada böyle bir uçuş kulesi gibi bir yükseklik varsa, tamam mı? Bunun üstünden çok fazla kot olarak hani böyle yükselen bir şey görmememiz gerekiyor. Mesela böyle bir yükseklik gabaresi çizdin diyelim ki bunun yüksekliği, kendi yüksekliği şunu geçmemeli mesela. Anlatabildim mi? Kaldı ki bu aslında buralarda değil. Bunu yarım kat kot farkıyla bunu da aşağı indirdik. Değil mi? Evet. Hocam 1 metre 20 santim gibi indirdim. O problem olur mu? Olmaz ya, niye olsun? Ama suyu ehlileştirdiğini düşüneceğiz. Islah ettiğimizi düşüneceğiz orada. Tamam. Yani onunla ilgili gerekli teknik birimleri ve hacimleri, odaları, mekanları oluşturacağız yani. Ona göre ayar. Şimdi biz Onlar buradaki için bu nasıl silüeti bir eğer teknik bilim? yapıyorsak, şimdi suyu orada sabit tutamayız biz. Sabit tuttuğumuz anda mevcut halinden hiçbir değişikliğimiz olmayacak. Evet. Kaldı ki bizim asıl suyumuzun geçtiği yer şurası. Değil mi? Evet. Yani eğer orasıysa ona göre pozisyon olarak hareket etmemiz daha doğru olacak. Yani bu binayı aslında belki su seviyesine indirmemiz gerekecek o zaman. Anladım. Belki de bu yemekhane ve kafeteryanın arasında belki de bu merdivenler oluşabilir suya bakacak şekilde. Veya hani burada proje alanı olarak baktığın zaman hani senin şu alanın çok kıymetli bir alanın. Bütün ritüeller, aksiyon, aktivite, paraşüt, uçuş hepsi bu alana çok yakın. Yemekhaneyi de orayı öldürmek ne kadar doğru? Yemekhane cephesi oraya bakıyor çünkü. Değil mi? Yemekhaneyi acaba daha arkaya çekip bir yerde mi çözmek gerekir? Anladım. Acaba. Mı acaba Belki. diyorum. Yap demiyorum. Bak biz burada vaziyet planı çalışıyoruz. İç mekan çalışmasındansa. Çünkü Evet. kütlelerimizin de şu kütlemiz de bizim 2 veya 3 katlı en az bir kütle olacak anladığım kadarıyla. Yani kod farklılıklarının olduğu toplu en fazla 2 katlı diye düşündüm. Çünkü 10 metreyi geçmemek için. Yani ona çok sağlam dikkat etmek gerekiyor. Az önce şu çizdiğimiz şey vardı ya, hani şöyle bir gabeli yüksekliği. Eğer Evet. öyle bir şey yapacaksak mesela onu aşmayacak şekilde çözmemiz lazım. Yani baktığımız zaman oraya doğru böyle yükseldiğini ya da planörle uçacak olanlar ben binaya çarpacağım diye endişelenmeden uçabilecekleri bir pozisyonda olabilmeli. Anladım. Yani ha, bu benim sizin için öngördüğüm konsept diyelim ya da prensip kararları diyelim. Anladım. Ya da kendiniz hani buna uygun bir tasarım parametresi alın. Ona göre tasarımlarınızı uygulamaya çalışın. Tamam. Peki bu Çiğse bak merdivenleri ben sana şey söyleyeyim bak Çiğse. yatak katların var ya, yatak katlarını biraz daha düzenli bir şekilde çözmeye çalış. Lojmanlar bence zaten adamlar orada şey yapacaklar. Manzaraya bakacaklar o insanlar.
Manzaraya Evet. doyacaklar. Bence lojmanları illa o tarafa baktıracağız diye düşünme. Lojmanlarının oraya bakmasına ihtiyacı yok. Orada başka mekanların baksın. O az önce bahsettiğimiz aksiyon alanına, aktivasyon alanına. Yani buraya bakacak olan, yani bir inişler buraya oluyor, değil mi? Evet hocam, şurası Yani gibi. buralarda Pardon. bitiyor. Sarısuğun önü ya işte. Evet. Hani şuralarda falan bitiyor. CHT Evet. pistinden böyle geliyorlar ya. Hani bütün Evet. yani manzarayı falan vereceksek ve bu manzaraya kim bakmalı? Hangi mekanlar bakmalı? Ona dikkat etmeliyiz. Öğrenciler bu manzaraya bakacaklar mı? Zaten onlar okumak için gelmişler. Bunu göreceklerse yazın görecekler. Oraya hangi birimler bakmalı? Buna bir dikkat etmek lazım. Bu sosyal birimleri oraya bakacak şekilde alsam. Yani kantin gibi. Sonrasında belki çalışma alanlarının olduğu. Yani aslında oradaki yaşayan insanların bir arada olduğu kısımların oraya bakması gibi olabilir Bak, mi? yaşayan dersek yanlış olur. Oradaki herkes orada yaşıyor. Öğrenci de yaşıyor, akademik personel de yaşıyor. Bizim orada öğrenci oraya şey amacıyla geliyor, değil mi? Eğitim almak amacıyla. Evet. Çalışan da yani personel de ne amacıyla geliyor? Eğitim vermek amacıyla. İdari personel işte işleyişin düzgün gitmesi için. İzleyiciler için orada olmayan, sadece o aktivite için orada bulunacak olan insanların o bölgede olması gerekiyor. Onlar kim? Dışarıdan gelen Yani şenlikçiler. evet. Ya da konseri dinleyecek olan kişi. Ya da paraşütle atlayacak olan kişinin akrabası. Gibi Evet. gibi gibi gibi. Hani onlar için oraya bir pozisyon aldırmamız gerekiyor o zaman, değil mi? Evet. Yani aslında o kısımları şuralar gibi düşünmüştüm. Ama işte personel lojmanını oraya koymamız o zaman doğru olmuyor. Doğru değil mi? Kaldı ki bu hani hazır küt diye gelmiş bir şey. Yani o kütlesel olarak belki yeri doğru yanlış, hani onu bilemiyorum. Ama onu o bölgede tutmak çok doğru değil. Anlatabildim mi? Peki hocam, yani benim bu lojmanların bu tarafa bakmayıp buraya daha sosyal alanları alıp, yani bu şey kısmına, manzara yönü kısmına İşte onu bu çözmeni istiyorum zaten. Asıl vaziyet planında çözmeye çalışıyoruz ya, tamam, evet. lojmanları almadın ya da biraz küçülttün, birkaç bloğu içeriden çıkardın. Hani o 190 metre boyunca devam etmeli mi etmemeli mi, yoksa 190 kısa da onu bir yana doğru çevirmek mi durumunda kalacağız? Yoksa aynı doğrultuda olmalı mı olmamalı mı? Yani bunlar da şey. Yani aynı çatı altında mesela işte evli olan çiftlerle bekarların ve çocukluların tek mekanda toplanması ya da bunları ayırmak, bunları bir düşünmek lazım. Ha, ben hepsini tek mekan altında topluyorum ve burası işte atıyorum benim şey bloğum, lojman bloğum, bitti. Tamam, kabul. Ben bunu böyle aldım. Ona bir şey demedim. Öğrenci kızlar erkekler olarak da onları buraya toparladım. Ona da bir şey demedik mesela. Ama ön tarafta neler olacak işte. O zaman onları görmemiz gerekiyor. Anladım. Anlatabildim mi? Ön tarafta sosyalleşeceğim mekanları da öne doğru çek o zaman. Tamamdır Veya hocam. o mekanlarla doldur. Tamam. Burası da uçak hangar kısmı, uçak bakım tamirhane atölyesi. Burada bir marangozhane, lazer kesim, sonrası onun deposu, transfer alanı, ofis bölümü, tuvalet kısmı, arşiv kısmı bu şekilde. Yani hangar kısmını bu şekilde çözdüm ben. Yani Neydi? hangara, Şu mekan mı? efendim, Burası neydi? burası marangozhane Marangozhane. için depo.
Marangozhane bu kısım onun deposu. Marangozhanede ne yapacaklar ya? Çok büyük. Hocam şöyle yaklaşık ne kadardı? Bakıyorum hemen. Angarın 1/4 kadar Bunu... bir alan neredeyse. Evet, burası bayağı büyük bir alan. Burada büyük masalar var. Belli bir işte çıta boyutları falan var. Onlar lazer kesim kısmında çok ince olanlar orada kesiliyor. Onun dışında bu marangozhanede uçak bakımla alakalı parçalar hazırlanıyormuş ve sonrasında transfer alanından da yollanıyormuş. Yani aslında burada bir nasıl diyeyim satış kısmı gibi bir şey de oluyormuş. Yani aslında Yani biz marangozhane burada model yaklaşık uçağı yapıp satmak, hani istiyorsak satmak, istiyorsak orada imal ettirmek. Yani gelen kişilere yapıştırmak, bir araya getirtmek yok hedefi. hocam, model uçak atölyesi üst kısımda, yani o ayrı bir bölüm. Bu marangozhane hangarın orada olan bir bölüm. Burada oradaki çalışanlar yapıyor, yani uçağın parçaları gibi. İşte Yani tahtayla. hangardaki uçaklar için ya da planörler için bir imalathane mi, yoksa işte model uçak için yapılan bir imalathane mi, marangozhane? Aslında hangar için. Yani Ha, model tamam, o uçak zaman için olarak değil. tamam, Onun şey de kısmı oldu. yukarıda. Transfer alanı deyince buradan gidecek diye söyledin sen. O yüzden şey yaptım ben de. Yok hocam, o satılıyormuş yani. Bu lazer kesim marangozhanede hazırlıyorlarmış. Sonrasında lazer kesim atölyesinde de küçük parçalara kesiliyormuş. Sonrasında bu kısımda da bir ofis gibi bir bölüm vardı. Oradan da gönderiliyormuş. Yani hatta orada çalışan beyefendi yollama alanı diye söyledi ama ben transfer alanı diye. Tamam, ama o zaman burada şöyle bir şey, değişiklik yapmamız lazım. Marangozhane depoyu dış tarafa almak, lazer kesimi buraya almak, marangozhaneyi de buraya alıp buradan transfer etmek daha doğru. Yani ürün geldi, kesildi, marangozhanede birleştirildi ve transfer edildi. Daha doğru olur sanki. Hocam aslında ilk marangozhaneye geliyor. Marangozhanede ürünler küçülüyor. Sonrasında Depolanmayacak mı? eğer kesilecekse de lazer kesim atölyesinde kesiliyor. Küçük parçalar ayrılıyor, sonrasında yollanıyor. Yani aslında ilk iş marangozhanede. Yok, şey demek istiyorum. Şimdi ürün geldi, tamam mı? Biz burada hangarla Evet. ilgili ürünleri yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Model uçak yapmaya çalışmıyoruz burada, Evet. değil mi? Depo, Evet. ana malzeme gelecek. Malzeme geldikten sonra bir yere depolanması gerekiyor bu malzemenin. O depoya alabilmek için marangozhanenin içinden girmeye çalışıyoruz. Evet. Yani bir yerde depolayacağız. Ondan sonra bunu lazerle kesilecek olanları lazerle, kesilmeyecek olanlar varsa, ya şöyle yapmaya çalışayım ben sana, hani kurgulatmaya çalışıyorum da onun için. Dışarıdan doğrudan geldi bir birime, tamam mı? Evet. Birimden lazer alanına da girilebilmeli, doğrudan marangozhaneye de girilebilmeli. Anlatabildim mi? Yani buradan girdi, buradan hem buraya hem buraya ve buradan da gerekiyorsa buraya geçiş yapmalı. Ve marangozhaneden de otomatikman bir transfer alanı olmalı. O transfer alanından da artık ürün çıkmalı o zaman. Yani kurgu bu şekilde olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış anladım? Yani transfer lazer kesim atölyesinin transfer alanında yakınında olması aslında, yani orada da o şekildeydi. Süreçte aslında o şekilde ilerliyor. Yani lazer kesim atölyesi transfer alanının devamında bir alandı. Marangozhane'de çok büyük parçalar var. Orası çok büyük bir alan. Yaklaşık 150 metrekare gibi bir şeydi. Orası çok büyük alan. Orada kesimler falan çok daha büyük parçalar oluyor. Lazer kesimde sadece küçük gibi. Buradaki şeyler de aslında malzemeler aslında buraya geliyor. Marangozhane'de sonrasında burada depoda depolanıyor. Sonrasında yani marangozhanede kesiliyor. Eğer daha da küçülecekse onlar lazer kesim atölyesine gidiyor şeklinde.
Ben o yüzden Orada marangozhaneye dış kısma koymak istedim. Lazer kesimde transfer alanına yaklaştırmak istedim. şimdi bak ben yukarıda şöyle bir şey çizdim de hani ne kadar doğru bilmiyorum. Oradaki işleyişi hani en çok kullanıcısıyla konuşmak daha doğru olabilir. Eğer Evet. transfer alanı burasıysa burası Evet. depo olarak olsun. Mesela ben olsam öyle tercih ederdim ama işletmeciyle ya da oradaki bir şeyle konuşmak lazım. Yetkiliyle konuşmak Evet. gerekiyor. Eğer marangozhane burası olacaksa buradan depodan doğrudan marangozhaneye bir kapı. Depodan aynı şekilde lazer alanına bir kapı gerekiyorsa marangozhaneden lazer alanına giriş çıkış alanı burada bir şeyler olacaksa lazerden de direkt transfer alanına ya da marangozhaneden direkt transfer alanına bir geçiş bırakmak daha doğru olabilir. Şuradaki işleyişte bir sıkıntı olmasın diye hani sadece uyarıda bulunmak istedim. Bir de arşiv burada hani arşiv dediğimiz şeyler hangi malzeme nereye gitmiş? Yani küçük evraklardır. Yani Evet. mimarlığın arşivi kadar büyük bir arşive ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum ben. Kaldı Evet. ki biz fotoğraflarını çekip ya da dosyalarınız bizde ise küçük bir hard diske sığdırıp onu da arşivleyebiliyoruz. Yani o arşiv alanı küçültülebilir veya transfer alanının bir ucunda bir iki dolap halinde kalabilir. Tamam. Mesela. Tamam. Yani eski arşivler bardak oldu. Hard disk oldu öyle diyelim. Güzel oldu yani. Onun dışında kesitim de bu şekilde. Yani bu şeyi gösterebilmek için yaptım. Burada 1.20 iniyor. Ben görmüyorum şu anda. Ekrana gelmedi kesit. Ha, tekrardan paylaşayım. Şu anda görebiliyor musunuz Şu hocam? anda görüyorum. Alt kat 5 metre yüksekliğinde veya 4 metre yüksekliğinde onun üstünde de Evet. 3 metrelik bir yatak bloğu katı gözüküyor. Orası 2 katlı değil miydi ya? Az önce öyle demedin mi? Zemin Hocam. artı bir. Evet. Zemin bir, kimi kısım, bazı kısımlarda da yine üçüncü kata çıkıyor. Yani zemin bir iki şeklinde. Yani burada da o zaman bir şey daha mı olması lazım gerekecek mesela bir kat daha mı olması gerekecek gibi gibi. Evet. Bu gözükmeyince ben şey yaptım da şurada bir şey var ama anlayamadım onu da kapı nasıl bir şey olacak. O arkada kalan muhtemelen yani eğitim birimlerinin orada kalan. Ben bu sadece bu merdivenin olduğu kısımdan almıştım. Kesit de o yüzden diğer kısımda kalmış olabilir. Yukarı çıkmış ama diğer tarafı yok. Merdiven havada kalmış durumda. Onu da Evet hocam, onlara şey yapacağım da bu merdivenin olduğu kısımda bir teknik bir hata olur mu? Aslında onu şey yapmak, ya sormak bunu için. da nerede görebiliriz biliyor musun bunu? Bir de bunu boydan kesit de alman lazım. Yani bu enden kesit ya bir de boydan kesit aldığında nasıl çıkacak? Çünkü paraşütle inilen alan burasıysa İşte bunun bitişi de böyle gelip böyle bir şeyse sıkıntılı. Ya da bu böyle bir şey mi olacak? Yani şu nasıl olacak boydan kesitte geldiğinde? Paraşütle buraya indiler diyelim ki. Tamam mı? Şuraya bir kişi indi. Pek de çizemedim ama. Evet. Çukurda olan kısım, şurası artı eksi sıfır sıfır gibi gibi. Yani bunlar Evet. nasıl oturacak oraya onu görmek gerekiyor. Bir de Boy kesiminde varsa eğer onu gösterebilir misin? Yoksa oluşturup bakmak lazım. Hep plan aslında bazında çalıştığımız için hani fonksiyonu oturtmaya çalıştığımızdan kesit ve görünüşler en sona kalıyor. Aslında biraz daha sıkı çalışıp plan ve kesitlere bakmamız gerekiyordu bu hafta. evet. Peki hocam, nasıl bir sıkıntı olursa, yani mesafeden dolayı mı sıkıntı olur? Yok, çukurda kalmasıyla ilgili bir problem yaşayabilir miyiz? Yani bu çukur aslında
1,20 şu anda, ama bunu daha da şey yapabilirim yani, 1 metre veya 80 santimet düşürebilirim. Burada Ya zaten uçuş alanından inecek olanlar var ya, uçuş alanına bakacak olanlar da var. Onun arka tarafında kalacağı için insanlar hani bir parapet duvarı ya da anladım. korkuluk gibi bir şeyle mi kapatmak gerekiyor, yoksa ağzını da oraya doğru böyle hafif açıp binayı da ona göre mi yükseltmek gerekecek? Buna bakmak gerekiyor. Diğer kesit o yüzden önemli. Bu iniş yapacak, şurada iniş yapıyorlar hocam. Şu an görüyor musunuz ekranıma? Yani şöyle şu kısma iniş yapıyorlar. Tamam. Şimdi senin az önce çizdiğin şey şöyleydi. Ben ya yapamadım. Şöyleydi şu şey, değil mi? Silüet. Ben de diyorum ki şu Yok kesimde hocam, bu kalmak şekildeydi. gerekiyor. Öyleydi zaten. İkinci çizdiğiniz gibi. Yani şunu aldım. Şuradan aldım ben kesiti. Bir daha bir al bakalım onu. Bir daha bir görelim onu. Az öncekini kesit olarak. Böyle Yani yani iniş devam yapan kısım iniş burada şuraya, kalıyor. şuraya iniliyor diyorsun yani, değil mi? Evet, bunun Şuraya iniliyor diyorsun. hocam aslında Şu arkada kalan daha, kısım. evet, daha geride, yani daha geride kalıyor. Şu kısımda kalıyor yani. Ama Daha buradaki ileride. merdivenleri göremedik. Diğer tarafta kesitte merdivenleri, şunları görüyoruz da binaya yakın olanları, şunları göremiyoruz planda. Hocam onlar da var aslında, şu kısım. Oo, bak iniş yaptığın yer senin ta dışarıda kalıyor. Buraya da burada değil. Ta bu Evet. taraflarda kalıyor o. O zaman Evet, diğer şu kesite kısım. gel, bak bir daha kesite gel bir daha. İyice geri çık. Çık 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 geriye. Ta şuralarda falan kalacak. Evet. Ya yani arada epey bir mesafe var. Evet. Ve şu alan çok şey değil. Bu iniş pistiyle bağlantılı olan yerle çok bir bağlantılı değil yani. Orayı Evet. hissedemiyor, yaşayamıyor yani. Asıl Evet. şey platform alanımız, aktivite platformumuz burada olacak. Evet. Yani insanlar hani belki buraya hareketli paneller koyup üst üste de burada mı şey yapacaklar? Hani şöyle şöyle bir şeyler konulup da buraya iniliyorsa buraya mı oturacak insanlar? Evet. Yani merdiven, o kısımlar buraya oturup Ama burada öyle şu. burası dümdüz ama. Şurası dümdüz bak. Evet. Yani burada otururken Çizemedim de. buradan Tam. in. Bak binanın oldukça dışında kalmış oluyor şurasıyla bakınca. Şunun daha ötesinde kalıyor çünkü. Yani aslında benim bu kot indirmeyi biraz daha şu kısma çekmem gerekiyor sanıyorum. Ya Yani onu biraz daha geride kalmış oluyor şu anda. çok geride kalıyor. Yani bak binamız bizim burada. Yemekhaneyi bile daha arkaya alsak. Çünkü inişler buraya yapılıyorsa Evet. buralardan izlenecek. Bina olarak da biz buralardan seyretsek mi acaba şöyle gelen şeyleri, paraşütleri diye düşünüyoruz, değil mi? Evet. Yani şu alan bizim daha da arkada kalmış bir çukur olmuş oluyor o zaman. Evet, bunun peki hocam, bu önündeki merdiven buna engel olur mu, 80 santim? Merdivenden Peki. ziyade buradaki merdiven engel olmaz. Burada herhangi bir şey yapacaksak buradan uçanları görmek, paraşütleri görmek için bu buradakilerin hani bakış açısını engellemiş oluyor. Şöyle şundan şu arayı görebileceğiz. Tam inişlerini görememiş olacaksın. Bu Hocam arayı aslında bunun önü boş, aslında direkt görüyor. İşte ama şuralarda herhangi bir şey yok. Onu demek istiyorum ben de senin. Planda baktığın zaman hani önüne başka bir şeyler koyarsak diye konuşuyoruz ya. Evet. Başka bir blok ya da paraşütlerinin süzülüşünü bakacak, izleyecek olan şeyleri koyduğumuz anda bu çukurun
bağlantıyla hiç alakası kalmamış oluyor. Çünkü bu önündeki blok tamamen kapatmış oluyor. Evet, aslında şu şekilde düşündüm şu anda. Bu lojman kısımları daha böyle arkada kalıp, bu sosyal olan kısımları bu inişin olduğu kısmı alarak ve aslında o sosyal alanların içerisinde bu merdiveni kurgularsam bence daha iyi olur gibi. Olabilir tabii. Bloğu ön tarafa almak durumunda kalabilirsin ama o ölçekle ilgili bir daha bir bak kontrol et, tamam mı Çise? Süremiz 4 dakika kaldı. Ona göre Tamam. hareket edelim. Zamanı dikkatli kullanalım. Şimdi eğer lojman kısmını arkada bırakmak bence daha mantıklı. Sosyal bölümü ön tarafa almak bizim için daha avantajlı olacak. Ve burada lojmanla beraber acaba hani öğrencilerin de kız ve erkekleri de nasıl yerleştirmemiz gerekiyor, ona da bir dikkat etmek gerekiyor vaziyet planında. Tamam mı? Çünkü eğitim birimiyle yurt birimini ya da lojman birimini öyle bir ayarlamamız lazım ki orada da arada da o geçişi sağlayabilelim. Vaziyet planında bunu da düşün. Tamamdır hocam. Tamam mı? Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok hocam, bu yırtıkları yine yapayım mı? Yani yapsam. Yani yırtıktan ziyade blokların planları bizim için önemli. Bloktaki hani girişlerin olduğu yerleri boşaltıp hani üstlerini doldurabilirsin. Arkatlı geçişler olabilir. Bu tamamen senin hani kütleyi nasıl görmek istediğinle alakalı. Ya da blokun bir kısmı, hani odaların bir kısmı dışarı doğru çekebilirsin. Balkon gibi içeri doğru ittirebilirsin. Hani bu tamamen senin o 190 metre cephedeki bloğu nasıl görmek istediğinle alakalı bir şey olacak. Ama çatıdan baktığımız zaman yüzeysel olarak tırtıklı da girinti çıkıntılı olmuş olsa bloğu bir yere saklama şansın olmuyor. Devasal bir şeyin var çünkü. Uzunluğun var. Yürüyerek 3-4 dakikada gideceğim bir şey. Bizim mimarlık bölümündeki ara şeyi düşün mesela. Üstü cam tavanla kapanmış. Holü düşün. O hol ne kadar hoş durur? O ki bizim orası 100 metre. Ya var ya yok yani. Onun iki katı kadar bir alandan bahsediyoruz. Acaba orası gerçekten 200 metre civarında var mı? Bir de onu düşünmek lazım. En güzeli bence ona bir dikkatli bakmak yani. O alan o kadar büyük mü? Büyükse devam. Değilse ona göre Yok hocam, kompaktlaştıracağız. bu DVG'yi şeyden aldım zaten, yani bu alan doğru. Yok, ben şeyden haritadan bakın ona. DVG hatalı olabilir. Haritada iki mekan arası ne kadar mesafe, ona bakabilirsiniz cep telefonlarınızdan ölçerek, ölçümleyerek. Tamamdır hocam, onu da Üç kontrol aşağı beş edeceğim. yukarı oradan. Ben yaparım. Oradan Aynen. 50 ve 50'nin katları olarak gider. 50, 100. 150 olarak veya 200 olarak göster. 200 varsa zaten blokları nasıl Evet, küçültebiliriz, ona bakmak lazım. aslında da burada yok sanırım. Bu şekilde. Şeyden, cep telefonundan bakın, kontrol edin onları. Tamam. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Son bir dakika. Yok hocam, teşekkür ederim. Sormak istediğim bir şey var mı? Bir de çatıyı soracaktım ben. Gizli çatı yapabilir miyim? Detayını gösterdiğim sürece. Yani Yok. yapabilirsiniz. Tamamdır. Tamamdır. Cephe Çözümünü kapsamı ile gösterdiğiniz her ilgili. şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çözümünü gösterin, yapın. Tamamdır hocam. Teşekkürler, sağ Ben olun. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.